Bir sabah kalktınız, işte olmayacak bir şeylerle, kimsenin başına gelmesini ummayacağı ve dilemeyeceği, çok kötü olabilecek bir olayla. Ne hissettiniz? Bir de insanın bir zamanlar en yakın bulduğu insan tarafından yapılması bunun. Esra Hanım, hayatta her şey olabilir. İlk 24 saat sadece kusmak istedim. Ağladınız mı hiç? Ağladım tabii ki, ben bir insanım. Kendime üzülmedim. Ben evladıma üzüldüm. Erkek ömür boyu nafaka ödüyor. Öyle şeyler var ki, yeni bir kremler çıktı, sürüp iki vuruyorsunuz, burası mosmor oluyor. Buraya minik bir çizik şey. Eşiyle birlikte oluyor. Diyor ki aman diyor, bana tecavüz etti, saldırdı. Erkeğin kendini korumasına imkan yok. Araladım tuvalette kapıyı, bir baktım çocuğu taciz ediyordu. Dediği an kadın, erkek tutuklanıyor. Ondan sonra içeride adamı öldürürler. Oytun Hoca şöyle demişti: aldatmayan erkek yoktur, aldatamayan erkek vardır. Siz buna katılıyor musunuz hocam? Her dediğini onaylamak mümkün değil işin açıkçası. Yani yoksa ona kalsa bizim genetik yapımıza göre Türkiye'de hiç Covid bulaşmayacaktı. Çok affedersiniz, sokak köpeği değiliz. O zaman bunu biz mazeret gösteriyoruz. Biz ne yapayım, benim doğamda var, onunla da yaptım, bununla da kalktıma döneriz. Burası yok ki, insanlar bir şeye atlıyorlar. Burası yok. Burası esas metaverse, burası. Burası. Siz bir kadın değilsiniz. Bu zamanda da değilsiniz. Özünde siz sadece bir enerji, bir nursunuz. Ete kemiğe bürünmüşsünüz sadece. Çok da kasmamamız lazım. Herkese selamlar. Bugün konuğum sevgili Ender Saraç. Siz 1989 yılında Ayurveda eğitimi almak için Hindistan'a gittiniz. O dönem nereden aklınıza geldi? Esra'm, öncelikle çok teşekkürler. Programınıza konuk ettiğiniz için şeref duydum. Sağ olun. Ben hep enteresan bir şekilde hep ilklerin adamıyım. Yani Türkiye'de ilk yeşil çay, ilk zerdeçal, ilk işte ne bileyim karından iğneli zayıflama programı. Ne aklınıza geliyorsa hep ben söylemişim. Yani onlara baktım geçenlerde. Orada da Batı tıbbında biraz bir bütüncül bakış açısının kaybolmaya başladığını gördüm. Bakıyorum hastalar mesela gidiyor, üroloğa gidiyor. Sonra böbrek düzeliyor ama başka bir bakıyorum sonra karaciğer hastalığıyla geliyor. Karaciğerden sonra alerjiyle geliyor. Diyorum ki bir şey var derinde. O derindeki şey nedir? O bulunabiliyor mu diye. Bir oradan bir soru işareti oluşmuştu. İkincisi de ben İzmirliyim. Ege Tıp Fakültesi'nde 5. sınıftayız. İntern öğrenci. Amerikan pavyonunda, fuarda müthiş bir şey. Her sene, o zaman çok önemli İzmir fuarı, Amerikan pavyonunda o sene tıptı konu ve birçok aletler geldi. Müthiş havalı bir kadın, hani böyle eski şeylerde, New York filmlerinde gördüğümüz gibi Amerika'dan çok havalı bir iş kadını geldi bütün her şeyin başında. Dedi, biliyor musunuz dedi, artık mide ülseri bitti dedi. Bir tane işte hap çıktı, şöyle şöyle bir hap çıktı diye. Ranitidin diye. Bundan sonra artık onu yutup çiğ soğan bile yiyebileceğiz, mideye dokunmayacak dedi. Aa dedik biz ya, Amerika'daki tıbbın gelişmesine bak. Sonra 3 sene sonra ranitidin bir sürü zararları oldu ortaya çıktı. Sonra işte başka bir tane çıktı. En son famadin çıktı derken anladık ki, dedim yani bu 20 senede 10 senede bir sürü ilaç değişiyor. Hani bu kadar ileri bir teknoloji bu değil. Sonra baktım Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbı binlerce yıldır var. Ve dünyada 1 milyar üzerinde nüfusun tedavi olduğu 3 tıp sistemi var. Ayurveda, Hint-Nepal tıbbı, TCM, Traditional Chinese Medicine, geleneksel Çin tıbbı ve akupunktur ve de Ortodoks tıbbı, bizim Batı tıbbı diye bildiğimiz tıp. Sonra baktım bir derinlemesine indim ki insanın bütüncül bakışı, işte meditasyonları, yogası, nefesi, bitki çayı, baharatlar, bitkisel ilaçlar, inanılmaz bir tıp sistemi. Oradan girdim böyle olmuş. İlk önce İsviçre'ye gittim, Hindistan'a değil. İsviçre, Hollanda ve Almanya'da ilk eğitimleri aldım. İleri eğitimleri Hindistan'da aldım. Oradan yani. Oradan geliyorsunuz ama siz aslında bir öncüsünüz Türkiye'de bu şekilde. Öyle diyorsanız öyle. Öyle hocam. Peki mesela geldiniz Türkiye'ye ve bunu anlatmaya ya da yaymaya, bunun getirilerini sunmaya başladınız. Nasıl tepkiler geldi ilk? Şimdi bir grup insan, evet ya hakikaten daha derin bir tıp sistemleri, daha derin bir felsefe var diye çok sıcak baktı. Bir grup insan ise neredeyse beni aforoz edeceklerdi. Hadi canım böyle şeyler mi olur? Otla çöple hastalık mı tedavi edilir? Yani bilmeden yatsıma. Bizim ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri neye karşı olduğumuzun eğitimini almadan veya fikir sahibi olmadan san var karşı çıkıyoruz. Ben bu hatayı yapmamaya çalışıyorum. Bir şeyi çok sıcak bakmıyorsam da ilk önce onun ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Sonra
Biraz herhalde evren de sizi destekliyorsa, hep Türkiye'nin tanınmış kişileri geldi bana. O zaman Nüket Duru'nun sahibi olduğu bir üniform sağlık estetik merkezi vardı çok uzun yıllar önce, 89-90-91 o yıllarda. Orada başhekim yardımcısı olarak İzmir'den İstanbul'a geldim. İyi oldukça insanlar bu patladı. Dedik ya benim yıllarca ülserim vardı geçti, baş ağrım vardı geçti, kilo veremiyordum geçti. Yani Türkiye'de insanlar ilk önce blueberry'leri, aronyaları hepsini ilk benden duydular. Hep sizden duydular. Daha da yeni bilgiler de geliyor. Vallahi merakla bekliyorum. Ben de çok takip ediyorum bunu. Merakla her zaman siz çıktığınızda televizyona izlerdim hocam. Böyle devam da ederim bunu. Bir insan mesela ben diyelim geldim size. Önce neye bakarsınız? Şimdi ilk önce size bakarım. Hı hı. Bizde biraz mesleki deformasyon dışarıda da oluyor. Şimdi herkes yüze bakar ya. Şimdi ben bakıyorum o kişiyi rahatsız etmeyeceğimi hissettiğim an hemen böyle şeye bakıyorum. Beline bakıyorum, göbeğine bakıyorum. Bayansa basenine bakıyorum. Tıkır 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 kafada yavranı şu kadardır, kas oranı böyledir. Postürü şöyle, bu da lordozu var mı gibi. Hı. Artık ben 40 yıllık hekimim ve 200 bin hasta baktım. Of. Bu insanlarda bir artık bir bluetooth bağlantısı oluşturur. Hissediyorsunuz o hastayı. Biz batı tıbında bunu kaybettik. Şimdi ilk önce o kişiyi hissederim. O yüzden ben yani iyi sonuç da alıyoruz ama online muayeneyi çok sevmiyorum ben. Ama tabii ki yurt dışında olan hastalar, gelemeyecek olanları yapıyoruz. İlk önce kişiyi bir göz teması kurarım, bakarım konuşmasına, beden diline, postürüne, bazen verdiği kokuya. Ondan sonra onu hisset, hissederim. O hissetmek çok. Ben bunu hastayı koklamak diyorum, hissetmek diyorum. Ondan sonra sorular sorarım. İşte kabızlığın var mı, cildin kuru mu, adet düzenin nasıl, işte erkekse bilmem cinsel performans, saçları dökülüyor mu, burun tıkanıklığı var mı, horluyor. Birçok şeyler, çok soru sorarım. Sonra da nabız teşhisi yaparız. Erkeklerde sağdan, kadınlarda soldan nabız teşhisi. Orada bilgisayara bir kabloyla bağlanmak gibi bütün datayı alıyorsunuz. Bu birkaç ay süren çok özel bir eğitim. Hindistan'da gurulardan aldık bu eğitimi. Oradan bütün datayı alıyorsunuz. Gerekirse şifayı da veriyorsunuz. Tabii ilk önce çok insanların tuhafına gitti ama sonuçta insanlar sonuca bakıyor. Tansiyonu düştü mü, şekeri düştü mü, kiloyu verdi mi, ödemi geçti mi, miyomu küçüldü mü? Sonuçlar çok başarılı olunca da hasta size güveniyor zaten. Artık beni pek sorgulamıyorlar. Çok meslektaşta bana hasta gönderiyor şu an. Ya sen Ender Hoca'ya git o halleder. Halleder gibi. Nasıl bir yolunu bulur Ender Hoca diye yani. Bütüncül bakış açısında. Evet. Peki birçok insan farklı bakış açısına sahip olduğunuzda özellikle hani sizin de tıp da diyelim ki. Önce çok tepkilerini mutlaka söylemişlerdi size. Tabii, çok tepkili normal. Hala da bu tepkiler devam ediyor mu mesela? Artık neredeyse kalmadı gibi. Şimdi bakın artık 40 yıllık hekim olunca, 200 bin hasta bakmış olunca, batı tıbında uzman bir doktor, dahili bir branşta, aile hekimde uzman bir doktor. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı onaylı akupunktur, ozon, kupa hacamat, mezoterapi, fitoterapi, bir sürü eğitim ve sertifikam var. Yurt dışındaki üniversitelerden ayurveda eğitimim var. Yani bir noktadan sonra artık hani bunu eleştirecek kişinin de bu kariyerin üstünde olması sanki gerekiyor. Daha doğru olmaz mı bilmiyorum. Haddimi aşmak istemem ama bir de bakıyorlar yani ben öyle çok ticari bir insan değilim. Birçok yerde yardım severim. Sonra bakıyorlar bir güven oluştu. Bana çok hatta birçok meslektaşım çok hasta da gönderiyor. Peki hocam diyelim ki şimdi bu gelişmeleri gördük. Bu alternatif tıp yöntemleri. Hepsi, tamamlayıcı tıp. Tamamlayıcı tıp. Tıbbın alternatifi olmaz. Değil. Tamamlayıcı tıp yöntemlerini gördük. Hepsi birlikte ilerleyen zamanlarda bir insan kaç yaşına kadar yaşayabilir? Şimdi normal genetik hafızamıza göre olan kodlanmamızın 120 yıl olduğu söyleniyor. Fakat şimdi biz GDO'lu gıdalar, elektromanyetik kirlilik, stres, obezite, hareketsizlik, tütün ürünleri, alkol, uyuşturucu, fazla kimyasal ilaç kullanma, tartışılan bu yeni nesil aşılar, birçok faktör bizim genetik yapımızı, DNA'larımızı, RNA'larımızı bozuyor. Ben de çok ciddi bir serbest radikal travması altındayım. Wi-Fi'ler var, baz istasyonları var. Ne kadar taze, sağlıklı yemek. Yani şehirde yaşayan insanlar bizim yıpranma katsayımız çok yüksek. Ama buna karşı da işte ne oluyor? Yılda 3 kere hacamat yaptırıyorum. 25 yıldır ozon oluyorum. Doğru dürüst belirli vitaminleri alıyorum. Egzersizi bırakmıyorum. Bir pozitif bir insanım. Yani burası yok ki insanlar bir şeye atlıyorlar. Burası yok. Burası esas metaverse burası. Esas metaverse burası. Metaverse burası. Siz bir kadın değilsiniz. Bu zamanda da değilsiniz. Özünde siz sadece bir enerji, bir nursunuz. Ete kemiğe bürünmüşsünüz sadece. Çok da kasmamamız lazım. Koskoca milyarlarca yıldır var olan evrende vın diye geçip gidiyoruz buradan. Niye kalp kıralım?
Niye savaşalım? Niye kötü enerji üretelim? Manası yok. Burası bir imtihan dünyası. Siz bu bilgeliğe ulaştığınız zaman stres katsayısı veya acı dediğimiz sert enerji şoklarını çok ciddiye alma oranınız büyük ölçüde düşüyor. Benim bu son 2023 ile 24'ün yani geçirdiğim olayla yani herhalde hiç kimse geçirmemiştir. Çok ciddi bir sınavdı. Hiç dedim ki bu bir imtihan. Esasında bu da bir deneyim. Buradan ben ne öğrenerek çıkabilirim ve nasıl sabredip nasıl iyi bir sonuca o şekilde davrandım. Ve en ağır zamanda bile bir depresyona girmedim. Depresyoncu kullanmadım. İntihar etmeyi düşünmedim. Buna yol açan kişiyi öldürmeyi düşünmedim. Ve dedim geçti bitti. Peki hocam, gerçekten çok zor bir süreç yaşadınız, geçirdiniz. Bir sabah kalktınız, işte olmayacak bir şeylerle itham ediniz. Türkiye'de birinci sıradasınız ve çok hani hiç kimsenin başına gelmesini ummayacağı ve dilemeyeceği, çok kötü olabilecek bir olayla. Ne hissettiniz? Bir de insanın bir zamanlar en yakın bulduğu insan tarafından yapılması. Esra bunun. Hanım, hayatta her şey olabilir. Sizin derecenize göre imtihan da o düzeyden gelir. Burası imtihan dünyası. Hiçbir şey tesadüf olmuyor. Bir Matrix gibi büyük bir ilahi plan var. Siz hiç ummadığınız bir zaman test edilirsiniz. Yani Allah size hem belli bir maddiyat verecek, hem engelli olmayacaksınız, hem belli bir şöhretiniz olacak, hem kısır olmayacaksınız, hem erkek hem kız evladınız olacak. Olacak. Ondan sonra da hiçbir teste tabi tutulmadan öyle kolay yok bu boyutu tamamlamak. O düzeyden de bir imtihan olacaksınız. Şöyle sadece ilk 24 saat büyük bir şoktu. Düşünün, bu ülkemizde en çok basında olan, en üst makamdaki büyüğümüz dahi 8 gün en çok ben konuşuldum. Bakın 88 milyonda bir. Twitter'da, sosyal mecrada, magazinde, ana haberde, gazetelerde sür manşet siz varsınız. Sonra olayların gerçeği açığa çıktı. Her şey onları konuşmak geçti, yaşandı, bitti. Yani Allah herkese iyilik versin. Negatif enerji üretmeyelim, affedici olalım. Ama ilk 24 saat sadece kusmak istedim. Hiçbir şey yemedim ve sadece kusmak istedim. Çok haksız bir suçlamaydı yani. Ben ki kendi evladımın özel sigortası, okula özel arabayla gönderen, hani üzerine akşam kalkıp örten, ama böyle bir babayım yani. Hani böyle bir şeyi düşüncesi bile çok gereksiz dediğim, en hafifinden çok gereksiz dediğim. Ama bu imtihan da burada zaten. Bu da bir imtihandı dedim ben. Siz psikolog olarak çok daha iyi bilirsiniz. Yanlışım varsa düzeltiniz. Ben bir gün sonra, ilk o şeyi atlattıktan sonra haksız şoku, dört tane olasılık olduğunu düşündüm. Birincisi, intihar edersiniz. İkincisi, öldürürsünüz buna yol açan kişiyi. Üçüncüsü, uyuşmayı tercih edersiniz. İşte uyuşturucular veya ağır depresyon ilaçlarıyla. Dördüncüsü ise bu bir imtihandır, bu bir bilgeleşme şansıdır. Buradan ben ne öğrenip çıkabilirim? Sabır sınavımı vereyim, sağlam durayım, negatif enerji üretmeyeyim dersiniz. Ben dördüncü yolu seçtim. Kimseyi ben öldüremem, öyle bir hakkım yok. Niye intihar edeyim? Çocukları niye hem anasız hem baba, yani neyse ebeveynsiz kalsın. Niye uyuşturucularla bu deneyimden, hani bir dersten rapor almak gibi deneyimden kaçmak? Hayır, onu da içine girip yaşamam lazım dedim. Siz de farkındaysanız hiçbir açıklama yapmadım. Hiç yapmadım. Hiç kimseyi suçlamadım. İşimin gücümün başında durdum. Televizyon programım vardı, çok tutulan. 13 yıldır ekran, onu bitirdim. Bu yüzden mi bitirdiniz onu? Tabii ki. Şimdi ne olursa olsun ben şerefli bir insanım. Şerefli bir erkeğim. Hukuken aklanmadan ortalıkta olmak istemedim. Hiçbir yere gitmedim. Kliniğimin başında durdum. Hastalarım, Allah razı olsun onlardan, çok güvendiler, çok sevdiler. İşte işimi gücümü, doktorluğumu yaptım. Sporumu yaptım. Omega 3 aldım. B vitamini aldım. Rahatlatıcı böyle basit hani şeyler. Melisa çayları gibi öyle şeyler içtim. Ve hiç ümidimi kaybetmedim. Nitekim de. Ama şöyle söyleyeyim. Ülkede en çok konuşulan insan olmak sırayla 8 gün en çok konuşulan insandım. Sonra 3 gün bir daha en çok konuşulan insandım. Olay bitti tabii ki, kesime net beraati, suç oldu. Evet. Yine 2 gün en çok konuşulan insandım. Bunun psikolojik ağırlığı çok da kolay bir şey değil. Değil tabii. Düşün, böyle bir sabah bakıyorsunuz, ondan sonra her yerde siz varsınız. Gazetelerin baş sayfasında, Twitter'da, Trend Topic'te, üst sırada, magazinde, orada burada tartışıyor. Ama çok şükür bir de hani biraz böyle aleyhte olan gruplarında yurt dışındaki devlet düşmanı kişiler tarafından desteklenen bir oyunun oldukları, hani onları klavyeşör diyoruz artık, oldukları ortaya çıktı.
Öyle yani. Hepsi geçti bitti. Hepsi geçti. Geçti bitti. Peki hocam, ben hep merak ederim. Erkeklerde olarak bakacağım size. Ağladınız mı hiç? Ağladım tabii ki. Ben bir insanım. Yani hani erkek o gözyaşları içeri de aktı. Değil mi? Dışarı da aktı. Fakat şöyle söyleyeyim. Rabbim çok büyük. Ona göre de size o dönemde de Allah başka güzel sevgi şefkat kaynakları açıyor. Şimdilik o kadar söyleyeyim. Başka öyle sevgi şefkat kaynakları açıyor. Yani aslında olan da hayır vardır diyoruz. Hayır vardır. Sığınacağınız belki bir limanınız vardı ya da tabii, farklı tabii, bir aynen, şeyler vardı. O size destek spor oldu. Spor yalnız müthiş bir antidepresan. Spor çok hiç iyi geldi. Hiç bırakmadım sporu. Ondan sonra herkes böyle işte ben çok böyle çökeceğim, bittim, işte babam bunu kaldıramayacağımı düşündüler. Yani bakınız şimdi siz de şöhretli bir insansınız, iyi şöhretli bir insansınız maşallah. Ama hocam, yani bir sabah uyandığınızda haksız bir iftirayla 8 gün sürekli gündemde olmak herhalde sizde de belki adet düzeniniz bile şaşabilir. Tabii belki ki, ne bileyim yani şey olur, yayına çıkarken zorlanabilirsiniz gibi. Öyle oldu. Bu arada çok dostlarım da varmış basında da. Hakan Ural ilk gün ben buna inanmıyorum dedi. Ben buna çok affedersiniz tam tabla adamsın dedim yani. Sonra teşekkür de ettim ve ben de onu utandırmadım. Sonra da demişti. İlk günde hiç ben buna inanmıyorum dedi ki çok zordu buna böyle bir yorum yapmak. Öyle yani. Neyse geçti bitti ya. Biz güzel şeylerden konuşalım. Ama hocam hala konuşurken gözleriniz doluyor biliyor musunuz? Şöyle. Yok artık çok iyiyim. Artık gerçekten çok iyiyim. Ben kendime üzülmedim. Ben evladıma üzüldüm. Evladıma üzüldüm. O çocuk da çok büyük travma yaşadı yani. Çok. Ondan sonra kendisine yapılmayan bir şeyi bir baskıyla yapmış gibi. Neyse o konulara girmeyelim. Evet. Ya. Geçti bitti. Peki şimdi iyi mi? İlişkiniz iyi mi? Bilmiyorum. 8 aydır görüşmüyorum çocuklarımla. Ondan sonra özledim tabii onları. Ama şey olur. Yani biraz sabır. Sabırlı. Her şey doğru su akar yolunu bulur. Bulur. Bir şekilde bir araya geleceksiniz. Tabii ki olacak zaten. Ben biliyorum onu. Şimdi burada da özellikle söylemek istiyorum. Siz tamamen hukuken bu konudan aklandınız. Şöyle mesela iki tür beraat varmış. Ben de bilmiyordum. Ben hayatımda mahkemeye çıkmamış insanım. Ondan sonra birincisi delil yetersizliğinden dolayı beraatmış. Onda biraz şüphe olabiliyormuş. Benimki çok 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 zor ve nadir verilen hiçbir şekilde bu eylemin işlenmediğinin sabit oluşu maddesinden. Yani tartışmasız kesime. Zaten öyleydi. İşte öyleydi geçti bitti. O zaman şimdi şöyle de söyleyeyim. Evet. İlişkilere gelince evlilikler insanların hayatında ne kadar önemli şeylere yol açıyor. Yani hani yaşamdan da konuşuyoruz ya. Yaşamın uzunluğu, uzun ömür. O zaman en önemli şey hayattaki belki de. Şimdi iyi bir evlilik tabii ki ömrü de uzatır, paylaşmak çok güzel. Ben şimdi bir şey diyemem. Geçmişteki şeyleri veya çocuklarınızı olumsuz bir şey konuşmak istemiyorum. Herkesin bir tekamül programı var. Yani herkesin bir görevi var, yayacağı bir enerji var. Belki öyle bir yolu seçti. Doğrudur, yani saygı duyuyorum, bir şey diyemeyeceğim ama boşanma davasından sonra bu tür şeyler çok sık oluyormuş. Bir de ne olur siz üzerinize alınmayın, sizi tenzih ederim ama bu 62-84 no'lu yasa sürekli kadın beyanı esastırla şehirdeki modern, eşini dövmeyen, işte şiddet uygulamayan, fedakar olan modern erkekleri çok ezildiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani ve bunu da iyi niyetli olmayan hanımefendiler çok iyi bu avantajı kullanıyorlar. Yani bugün herhangi bir hanımefendi bir saat içinde eşini veya partnerini hapse attırabilir. Evet. Ben o detaylarına girmeyeceğim. Ama biraz erkeklerin ezildiği bir döneme girdik bir dönem. Yani. Aklıma şu da geldi biliyorsunuz Me Too hareketi vardı. Me Too hareketi işte ben de tacize uğradım diye kadınların ayaklandığı bir dönem. %80'i de savcılar %80'i de yalan çıkıyormuş. Evet ve öyle şeylerde o dönem o kadar çok yalan beyanlar da ortaya çıkmış ki ve çok fazla yani Allah korusun erkeğin de intihar ettiği çünkü itibarının zedelenmesinin sonucunda şimdi bir erkek için ne dediniz? Şereften bahsettik. Şeref, itibar, saygınlık, iftira atılmaması çok önemli şeyler. Şimdi bunu üstüne geldiğinde her erkek de dayanamıyor buna. Ben hayatım boyunca kişisel gelişim kurslarına gittim. Tasavvuf eğitimleri aldım. Dolayısıyla ben bunu çok rahat kaldırdım. Çok rahat kaldırdım. Ve hiçbir zamanda bir depresyona da girmedim. Girmedim. Ama şimdi her erkek sanmıyor ki erkekler taştan, kadınlar ağlar, erkekler duygusuz ve katı. Asla alakası yok. Erkek gözyaşını içine atar. Ve şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki özellikle kırsal kesimde dayak yiyen, tacize uğrayan, şiddete uğrayan kadınlar başımızın tacı kesinlikle ve net korunmalı.
Ama bu korunmayı şehirdeki düzenle dikkat etmeden, eşitliği bozarak sadece kadın lehine uyguladığımız zaman erkek çok eziliyor. Erkek ömür boyu nafaka ödüyor. Erkek yani bugün şimdi öyle şeyler var ki yeni bir kremler çıktı. Sürüp iki vuruyorsunuz. Burası mosmor oluyor. Buraya minik bir çizik şey. Eşiyle birlikte oluyor. Diyor ki aman diyor bana tecavüz etti, saldırdı. Erkeğin kendini korumasının imkanı yok. Spermler analize gidiyor kocasına ait. Yani mümkün değil kendini kurtarması. Veya 3 yıl önceki beyan bile kabul ediliyormuş. Mesela ya bir gün şöyle araladım tuvalette kapıyı. Bir baktım çocuğu taciz ediyordu. Dediği an kadın erkek tutuklanıyor. Ondan sonra içeride adamı öldürürler. Bilmeden yani sonucu bile. Şu an şimdi ben cinsiyet ayrımı yapılmasın diyorum. İyi dürüst insan ve kötü insan, yalancı insan ayrımı yapılsa. Ama siz yani eşine şiddet uygulamayan, evine bakmaya çalışan, işinde gücünde zavallı bir erkeğe böyle yüklenirseniz bu adam nafakayı mı ödesin, malına mülküne el konuyor. Yani erkekleri de korumalıyız. Erkekleri de korumalıyız. Erkeği korumalıyız demiyorum. Bence bu cinsiyet ayrımını bu kadar ileriye götürmekte kadına hakarettir. Yani kadın da çok güçlü artık çünkü hocam değil mi? Kadına hakarettir. Yani sen hiçbir şeysin, zavallısın. Sen işte bütün gün dövülürsün, hayatını kazanamazsın. Sen bir hiçsin. Yani bence cinsiyet ayrımına karşıyım. Kadınlar niye bu kadar zavallı olsun? Okuyorlar, çalışabiliyorlar. Her türlü özgürlükleri var. Yani ben cinsiyet ayrımına karşıyım. Kadına şiddete, sadece kadına şiddeti, çocuğa şiddete, doğaya, orman yangını da bir şiddettir, ağaçlara şiddete, hayvana şiddete. Ben her türlü şiddete karşıyım. Ama erkeğe de şiddete karşıyım. Bu nedenle ne oluyor? Şimdi erkek şiddet uygulamayacaksın diyorsunuz. Ya adam eşini başka bir erkekle yakalıyor. Ya da adam gidiyor, bütün gün çalışıyor, borç harç içinde kalıyor vesaire. Ondan sonra tartışıyor, şeyler yükseliyor, adrenalin yükseliyor, iyicene karşılık oluyor. Şiddet de uygulamayacak erkek, uygulamamalı, altını uygulanmamalı kesinlikle. O zaman ne oluyor? Ya artık deliriyor, gözü bir şey görmüyor sonuçta. Testosteron yönetiyor erkeği. Ya gidiyor şiddet uyguluyor, Allah korusun cinayete kadar gidebiliyor, iyicene kavga büyürse veya olayın nedenine göre veya ne yapıyor? Kendine zarar veriyor. Hiçbiri olmasın. Yani hiç kimse olmasın. Çok teşekkür ederim. Çok dürüstçe ve açıkça anlattınız. Ben çünkü bazı soruları da çekinerek soruyorum. Çünkü sonuçta yani olan bir şeyler. Burada herkes alacağı dersler var. Evet. Zorluk yaşamış hani bir insana sorarken her zaman çekinim. Sonuçta bir sürü insan bizi dinleyecek ama ben sonuçta bu sonuçlanmış ve birçok insan da aslında sizi dinleyerek hani kendi yaşadıklarına da mutlaka yön verecek. Çok erkek ortaya çıktı. Biz de mağdur olduk, biz de böyle olduk, biz de şöyle yaptı. Ben tekrar altını çiziyorum. Bakınız, kadına şiddete karşıyım. Kadınlara kaba davranılmasına dahi karşıyım. Küfür edilmesine dahi karşıyım. Yani benim söylediklerim yanlış anlaşılmasın ama kusura bakmayın da erkeğin de bu kadar ezilmesine de karşıyım. Yani şehirdeki erkekleri de öldürmeyelim. Bir toplumda siz bir tarafı çok ezerseniz toplumun dengesi bozulur. O zaman bu erkek, erkekse özelliğini kaybeder. Mücadele özelliği, para kazanır. Ülkeyi korumak bile. Yani hepsi erkeğin çok ağır görevleri var. Ağır işte. Onu kastetmeye çalıştım. Evet. Hani gidip de buradan aradan bir cümleyi alıp da ha bu adam da kadınlara işte öyle bir şey katiyen yok. Yok hocam katiyen. Çok açıkça söylesin. Tabii ki de şiddeti savunacak değiliz. Şiddet oluyor ama sonuçta eğer bir kadın gerçekten kötü niyetliyse, bak insandır kötü niyetli olan, kötü niyetliyse yapamayacağı şey yoktur. Gerçekten yapar. Sadece kıskandığı için de yapar. Onu da söylemek istedim. İntikam almak için de yapar. İstedikleri olmasın için de yapar. O yüzden bu hani kötü niyetli kadınlara da şunu söylüyorum. İyi niyetli kadınların hakkını yiyorsunuz. Çünkü bravo. Siz de bir erkek olarak şu an hani erkeklerin mağduriyetini anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kötü niyetli kadınlar yüzünden. Ama benim davam sonuçta ilk defa Türkiye'de erkeklerin de mağdur olabileceği gündeme geldi. Bir de şöyle bakın bunu şöyle bir şimdi bayanlar açısından, hanımefendi açısından objektif düşünelim. Erkekler artık evlenmekten kaçıyor. Evet. Bundan kim zarar görüyor? Bugün birazcık durumu iyi olan bir erkek haftada bir yardımcı bir bayağı personel tutuyor. Aman bir güzel yemekleri yapılıyor, gömlekleri ütüleniyor. Ondan sonra evi cillop gibi tertemiz oluyor. Öbür türlü bir takım özel mahrem ihtiyaçlarını da gidiyorlar bir yerde tanışıyorlar, iki içki içiyorlar, tak anında gidiyor. Ona da ihtiyacı kalmıyor. Niye evlensin erkek? Cinsel ihtiyacını karşılıyor. Biraz çok şey değil sorun. Bir tane de kadın tutuyor, kadın yemeğini yapıyor, şeyini ütüyor öbür türlü.
Yani burada en çok zararı yine kadınlar, kadınlar görüyor aslında. Şimdi kim ne derse desin, bakınız bazı tıbbi gerçekler var. Bir kadın 35 yaşına kadar ilk doğumunu normalde yapması gerekir. Hı-hı. Bu bir tıbbi. Sonra yumurtalar yaşlanmaya başlıyor. Erkek, sağlıklı bir erkek 60-70'inde de çok rahat ve sağlıklı bir dölleme işi yapabilir. Hı-hı. Yani şimdi bir gerçek var. Erkek kadın aynı değil. Cinsel yapıları, hormonları, biri sperm üretiyor, 72 saatte bir sıfırdan yapabiliyor, biri ise yumurta sayısı belli. Bir kadının ortalama 400 yumurta. 400 yumurta. Evet, bütün hayatı aşağı boyunca. Evet. İlk adeti gördü, 399. Bir ay sağ yumurtalık yumurtluyor, diğer ay sol yumurtalık yumurtluyor. Sağ sol. Şimdi eskiden sorun babaannenize, iddia ediyorum 18 yaşında anne olmuştur. Doğru, çok erken yaşta oldu. Evet. Asasında normali oymuş, şimdiki anormal. Şimdi 13-14 yaşında bir kızımız adet gördü değil mi? Şimdi yumurtluyor, döllenmiyor. O 2-3 sene sürecek tam oturması. Geldi 16-17-18 tam yumurtaların en taze olduğu zaman. Ondan sonra düşünün şimdi ne oluyor kadın? Yumurtluyor, döllenmiyor. Yumurtluyor, döllenmiyor. Yumurtluyor, döllenmiyor. Bir de sonra miyomlar, yumurtalık kistleri, vücut bir dengesini şaşıyor. Çünkü nesiller boyu 16-17-18-19 yaşında döllenmiş ve doğurmuş. Şimdi 400 yumurta vardı. 400'ü 12'ye bölün. İşte o kadar yıl adet göreceksiniz. Diyelim ki 14 yaşında adet gördünüz. 400 bölü 12 ne yapıyor? Diyelim aşağı yukarı herhalde 35 sene falan öyle şey. 36 yani 36 sene desek 14'te görse 50 yaş civarlarında. O da şimdi daha da düştü bu düştü. Aşılar birçok şeyden sonra. Yani 48, 49, 50 o zamanlar menopoza giriyoruz. Veya 51, 52 en geç yani menopoza giriyorsunuz. Şimdi yumurtluyorsunuz döllenmiyor. Yumurtluyorsunuz geldin 35 yaşına yumurtaların 3'te 2'si neredeyse bitti. Bu sefer ne? Denge bozuluyor. Şimdi kadınlarda biraz böyle bir panik de oluyor. Hiç kimseyi beğenmezken bir anda en olmadık evliliği yapıyorlar. Aman geçti gidiyor doğurabilecek miyim diyor. Yaşım geç. Erkeğin böyle bir derdi yok. Erkek zaten esas 35-40'ından sonra olgunlaşmaya başlıyor. Erkekler kadınlardan 10 yıl daha geride. Erkekler daha zeki, kadınlar daha akıllı. Kadın daha, kadın beyni daha komplike. O muhtemel kaynanayla ilişkisini hesaplıyor, iyi baba olur birçok mu şey diyor. Düşünüyor. Erkek sadece, hele genç bir erkekse, aha seksi mi, güzel mi? O kadar yani erkek tavla oynasın, işte arkadaşlarıyla balığa gitsin ya halı saha maçına gitsin. Belli mahrem ihtiyaçları karşısına, karnı doysun, al erkeği koy televizyon karşısına, otursun. Doğru. Kadın öyle değil. Kadın daha akıllı. Kadın 10 şeyi birden hesaplıyor. Doğru. Yani o zaman yumurtları şey mi gidiyor mu diyor. Bundan iyi baba bu faturaları öder. Erkek hiçbir zaman kadın faturayı öder mi? Ne diyeyim? Ama bütün bu koçlar erkeği dişileştirdi. Dişileri erkekleştirdi. Şimdi erkekler diyor ki evi olsun. Evet, maaşı erkekler olsun daha diyor. Çok paraya bakıyor. Tabii gerçekten şimdi öyle oldu. Evet. Eskiden öyle değildi. Değildi. Doğru. Değildi. Şimdi diyor, ben niye yükleneyim diyor. Ben niye yükleneyim o yükü diyor. Biz eski kuşak erkekler öyle değiliz. Biz değil daha, biz daha yani, sorumluluk alıyorsunuz. Yani ben hiçbir yine zaman hiçbir bayan arkadaşıma veya hiçbir zaman hiçbir yerde para ödetmedim. Hani veya hiçbir zaman hani yapmadım yani. Benim bu söylemime çok kızıyorlar. Ben hep diyordum ki erkek hesabı öder. Bu sadece bir şey değil, nezakettir diye. Şimdiki yeni nesil diyor ki yok biz niye kadın ödesin hesabı, biz niye ödüyoruz bilmem evet, ne. Artık oldu. Tamamen eril dişi dengeleri bozuldu. Bozuldu. Erkekler dişileşti, dişiler erkekleşti. Ve üçüncü cins denilen şeyler çok pompalanıyor şu an. Sanıyorum bir 10-15 sene sonra çok daha birçok şey değişecek. Ne yani olacak hocam sizce? Şimdi erkeklerin testosteron düzeyi düşüyor. Şimdi bir prezervatif firmasının yaptırdığı bir tıbbi araştırma var. Tam yılını hatırlamıyorum ama son 15 yılda mı 20 yılda mı ne Türk erkeğinin beher orgazmda boşaltı sperm sayısı 80 milyondan 10 milyona düşmüş. Çok ciddi bir şey. Dikkat edin zaten şu an feci bir tüp bebek olayı var. Evet. Olmuyor, çocuk olmuyor. Şimdi kadınlarda da tüylenme, overkistir birçok şeylerde çok arttı. Hı-hı. Ve kadınlar daha eril oldu, daha evet mücadele oldu. Erkekler ise şimdi erkek şimdi tarlaya gidip çapa yapmıyor. Odun kesmiyor. Ata binmiyor. Ağırlık bir şeyler taşımıyor. Kışın üşümüyor. Neredeyse evlerde şort tişörtle oturacağız. Kalorifer var. Yazın 2 dakika terlemeye tahammülümüz yok. Hemen air condition'a arabanın şeyini açıyoruz. Ata binme, odun kesme, ok atma, savaşma, kılıç sal. Ne oldu? Bizim bu testosteronu, kas oranını kullanma şeyimize ihtiyaç kalmadı. Ne oldu? Bu sefer göbeklenme, yağlanma, kas kaybı başladı. Israrla benim en çok mücadele ettiğim konulardan biri
her erkek mutlaka geriye tek çare kalıyor. Odun kesmiyorsan, ata binmiyorsan ve erkekte göbeğe çok sıcak bakmıyorum. İyi bir işaret değildir o yağlanma. Yağlanma dişiliktir çünkü esasında. Erkek dediğin üçgen vücut, ters üçgen değil. Bu şekilde üçgen vücutlu olur. O yüzden mutlaka direnç egzersizi yapacaksınız. Yani hafif ağırlık veya işte çok ciddi aletli pilates veya çok sağlam bir yüzme. Yani mutlaka ben yani haftada en az 3 kere sağlam 4 kere 5 kere egzersiz yapıyorum. Yani şurası düz olacak. Omuzlar geniş, kalça dar olacak. O zaman 70'te bile delikanlısınız. O yüzden erkeklerin biraz zahmete girmesi lazım. Yani erkek biz de çok nazlı olduk. Hani neredeyse evet tuvalete ya. Bile arabayla gideceğiz yani. Vallahi hemen öyle. Baktık hemen hasta olur, hemen burnu akar, hemen şey olur. Ondan sonra o nedenle işte buna çok mücadele ediyorum. Çünkü toplumda hoş gelişmeler yok. Yok. Bu eril dişi dengesi bozuldukça da dediğiniz gibi hem evlilikler azalıyor, ilişkiler azalıyor. Belki işte tek cinsiyet kavramı getirilmeye çalışıyor ya da 15 yıl sonra dediğiniz gibi olacak. Peki bu aşılar sizce doğurganlığı azaltıyor mu? Bir şey diyemeyeceğim. Çünkü yeni nesil aşılar diyelim, eski nesil aşılar demeyelim. Benim gördüğüm kadarıyla eskisine göre daha fazla pıhtı atması, kalp krizi, bir takım turbo kanser denilen şeyler, unutkanlık ve yani bazı şeylerde biraz dikkat çekici bir yoğunluk var gibi diyeyim. Onun ötesinde yapılan bilimsel bir istatistik yok. Ama o yüzden ben ısrarla yeni nesil aşı olanları mutlaka hacamat yapıyorum, öneriyorum. Bir de ozon glutatyon gibi vücudu detokslayan oksijenler açıda çok fark ediyorlar. Bu yeni nesil aşılar bir kendimize geldik diyorlar. Onun dışında bir de yani yeni nesil aşılar için ileriki yıllarda herhalde daha net bir şekilde etkilerini göreceğiz. Peki COVID aşısı olduk hepimiz yani ben de oldum aşı 3 tane bu. Yeni nesil aşılardan evet, mı oldunuz? BioNTech oldu. Messenger RNA evet. falan. Olduk. Şimdi beni ne bekleyebilir yani ben ne başıma gelebilir? Şimdi biz böyle bir şey söyleyemeyiz. Burada yapılmış ciddi istatistikel bir bilimsel araştırma yok. Sadece ben çok hasta gören bir hekimim. Baktığım zaman bu dönemde daha fazla unutkanlık, tiroid hastalığı, bazı turbo kanser, ilerlemiş kanser türevleri, pıhtı atması, kalp krizi, ritim bozukluklarını çok sık görmeye başladık. Evet. Onu diyebilirim sadece. Hacamat yaptırmak yan etkileri azaltır diyorsunuz. Şimdi Alman doktorların bir açıklaması vardı. Yani bu tarz hacamat zaten vücuttaki normal venöz kanı almakla hala bazı insanlar aynı şeyi zannediyorlar. Değil. Üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalar var. Koldan alınan venöz kanla hacamat kanları kıyaslandığı zaman ürik asit, kan yağları ve ağır metallerde ciddi fark var. Çünkü oralar çıkmaz sokak gibi. Yani lenf damarlarının, lenf dolaşımının ve de işte bu o bölgedeki venöz damarının dolaşımı en yavaş olduğu yerler. Zaten hacamattan sonra çıkan kanı gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Biraz lapa ben de çok yaptım. Böyle lapa gibi birazcık çıkıyor. Böyle şey, değişik, bazen köpüklü, şeyli geliyor. Ama bir de şöyle hacamat basit bir şey. Ucuz bir şey. Yan etkisiz bir şey. Aynı zamanda yani çok basit bir şey aslında. Hani hafif bir acısı var. 90 saniye o kadar. Çok yapıyoruz ve çok da iyi sonuç alıyoruz. Çok etkili bir detoks. Çok etkili. Peki bu maymun çiçeği çıktı şimdi yeni günümüzde. Var. Sonra Nil virüsü. Nil virüsü. Sonra başka bir şey daha. Yani ona aşı, buna aşı, ona ilaç, buna ilaç. Şimdi dürüst olarak konuşalım. Şimdi burada dürüst konuşursak modern tıp diye adlandırdığımız ortodoks tıbbı, batı tıbbı acaba COVID dönemindeki sınavını iyi geçirdi mi? Bir sorgulayalım. İlk önce ne dendi? Klorokin kullanılsın, sıtma ilacı kullanılsın dedi. Sonuçlar ortada. Çok sayıda kişi organ yetmezliği, çok sayıda yan etkiler oldu. Sonra pardon dendi, bu protokolden çıkarıldı. Sonra işte favoripin grubu ilaçlar kondu. Onların da ne kadar yararlı olduğu ve yan etkileri çok tartışıldı. Pardon dendi, o da protokolden çıkartıldı. Bir dönem hastanelerde oldukça pahalı olan kök hücreler yapıldı. Onlarda da birçok kişilerde iyi sonuç alınmadı. Hatta yani tatsız yan etkiler olabildiği görüldü. En son dördüncü olarak da messenger RNA aşısı yapıldı. Şimdi pardon da denilemiyor. Yani bile denilemiyor. Yani aşı yapanların biliyorsunuz durumunu. Şimdi ben bir şey demiyorum. Ama ortada baktığımız zaman yani tuhaf bir takım hastalıklar ve çok yan etkilerin olduğu da gerçek. Dolayısıyla her şeye cumbulop diye dalmaya ben taraftar değilim. Biliyorsunuz büyük bir kanalda televizyon programı yapıyordum şeyde. Orada da
devletimizi ve bakanlığımızın kararlarına kesinlikle çok saygımız var ve itimadım var. Biz de tabii ki devletimizin empoze ettiği şekilde aşı karşıtlarını hani genelde daha çok ekranda çok fazla yer vermiyorduk. Ondan sonra hani çünkü halkın kafası karışsın istedim. Ben sadece şunu söylüyordum. Yeni nesil aşıların biraz daha temkinli yaklaşalım. Zamana ihtiyaç var. İleride bir komplikasyonları ve yani olup olmadığını göreceğiz diye sadece öyle bir mesaj veriyordum. Herhalde bakalım ileride istatistik çalışmaları neler çıkacak? Daha net söyleyeceğim. 1,5-2 yıl oldu bizim aşı olalı Covid'den. Şimdi ben diyelim ki hiç kendimi işte o kadar korumadım. İşte hacamat yaptırmadım ya da bu tarz tıptan faydalanmadım. Benim yani ne kadar süre ben bu risk altındayım? Mesela 5 yıl sonra bunun etkisi geçer mi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ki. Bu aşıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorduk zaten. Kağıtlar imzalandı biliyorsunuz. Sorumlulukla ilgili. Evet, mutlaka. Siz de olmuşsunuz. Size de imzalatılmıştır. Ben olmadım. Siz olmadınız. Ben olmadım. Aşı. Hayır. Yani şimdi 200 bin hasta görmüş, kaç tane uzmanlığı olan bir hekim. Biraz değil mi? Hislerime de ben bir şey demiyorum. Yanlıştı da demiyorum. Ben olmamayı tercih ettim. Bana sorulduğu zaman ekranda ben yeni nesil aşı olmadığımı söyledim sadece. Ben hiç kimseyi de direkt yani aleyhte de katı şekilde hani pek yönlendirmedim ama bazı şeyleri de ima ettim. Nitekim haklı da çıktık. Çıktınız galiba hocam vallahi. Biz ne yapacağız kurtulsak bu aşıların etkilerinden? Yok yok bir şey olmaz. Olumsuz düşünmeyin. Olumlu düşünün. Ama biz bilmiyoruz 5 sene sonra. Biz biliyor muyduk 1,5-2 sene sonra bir takım şeylerin olabileceğini? Çok hiç da bilmiyorduk. Yani hacamat olmanın bir zararı yok. Ozonla glutatyon yaptırmanın bir zararı yok. Antioksidanlar almanın bir zararı yok. Genel olarak genel sağlığımız için iyi zaten bunlar. Peki şimdi maymun çiçeği geldi diyelim. Onun aşısı çıksa onu olur musunuz hocam? Ben olmam. Ben olmam. Ben ozon yaparak yani yaptırarak bu dönemi son derece sağlıklı ve iyi geçirdim. Yani ben kendi adıma söylüyorum olmam. Yani bu şekilde. Bir de çok ilginç. Daha maymun çiçeği Afrika'dayken aşı öneriliyor. Hemen aşı çıktı. Nasıl evet. oluyor böyle bir şey yani? Bir de şöyle bir şey var. Zaten maymun çiçeği bana bulaşmayacak. Çünkü ben çiçek aşısı oldum zaten. Bir de insanlar su çiçeğiyle bunu karıştırıyorlar. Su çiçeği virüse bağlı bir hastalıktır. Hiç alakası yok maymun çiçeğiyle. Adı su çiçeği. O virütik bir şey. Bu ise bakteriyel bir şey. Mikroba bağlı. Şimdi 70'ten önce doğanlar zaten bu aşı oldular. Dolayısıyla onlara çok büyük ihtimalle bulaşmayacak. Peki hocam bir insan ben uzun yaşamak istiyorum. Yani bunu kafama koydum. Ben ne yapmalıyım? Nasıl beslenmeliyim? Neler takviye almalıyım? Şöyle birincisi kiloya dikkat edeceksiniz. Göbek ve bel civarı erkeklerde 94, kadınlarda 88 santimi geçmeyecek. Bu bir. İkincisi mutlaka günde bir saat hafif egzersiz spor yapacaksınız. Üçüncüsü bol miktarda hafif alkali bitki çayları şekersiz ve bol su içeceksiniz. Dördüncüsü iyi ve güzel kaliteli bir uyku uyuyacaksınız. Beşincisi tercihan sağlıklı ve hijyenik bir cinsel hayatınız olacak. O tatmin olduğunuz. Sağlıklı cinsel tek eşli olmak. Yani daha önerilen bir şey olabilir. Yani ben kimsenin ahlaki veya cinsel hayatına ve tercihine karışamam. Öyle bir yetkim sıfatım yok. Ama hani genel olarak daha hijyenik. Daha şeylesin. Bak, yedincisi bolca yeşillik ve morları tüketeceksiniz. Sekizincisi zerdeçal, zencefil, sumak, biberiye, kekik, zahter. Bunları hayatınıza ve soğan, sarımsak bunları hayatınıza sokacaksınız. Onuncusu yeşil çay, mate çayı, zeytin yaprağı çayı gibi alkali ve hazma yardımcı rezene çayı gibi bunları düzenli içeceksiniz. Onuncusu ise çok da kendinizi kasmayacaksınız. Sonuçta hepimiz öleceğiz. Ha 120 yaşında ölmüşsün, ha 70 yaşında ölmüşsün çok da bir fark yok. Mühim olan yaşadığın süreyi kaliteli, insanlara faydalı, doğaya zarar vermeden sevgi dolu ve bilgece yaşamak. Önemli olan bu. Zaten milyarlarca ışık yılı içerisinde sen ne kadar yaşamışsın yani bir saniyenin binde biri kadar bile değil buradan vın diye geçiyoruz. Önemli olan burada arkamızdan iki türlü konuşulacak. Ay Allah kahretsin ama öldü de kurtulduk veya ay ne güzel insandı ya ne kadar nurlu faydalı bir insandı Allah rahmet eylesin. İkisinden birini tercih edin. Ve ben size şöyle söyleyeyim burayla bitmiyor iş. Buradaki performansımıza göre bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Hiçbir şey tesadüf değil. O nedenle kalp kırmayın, doğaya zarar vermeyin, iyi niyetli olun, pozitif enerji içinde olun. Sonra hep her şey, yaşadığımız her şeyin bir hesabı sorulacak yani.
Öyle. Peki hocam, son bir soru. Tamam. Bunu niye ilişkiyle ilgili soracağım? Hemen ilişkiyle ilgili çok güzel eril dişi dengesini söylediğiniz için bu soruyu da sormak istedim. Oytun Hoca programımıza katılmıştı ve şöyle demişti. Aldatmayan erkek yoktur, aldatamayan erkek vardır. Siz buna katılıyor musunuz hocam? Oytun kardeşime çok sevgim, saygım var ama birçok söylediği de tartışıldı biliyorsunuz. Türkiye'de korona bulaşmayacak, genelikimiz değildi mesela. Yani bunun gibi birçok söylemleri var. Yani her dediğini onaylamak pek mümkün değil işin açıkçası. Yani yoksa ona kalsa Türkiye'de bizim genetik yapımıza göre Türkiye'de hiç Covid bulaşmayacaktı. Yani beraber bir televizyon programına katılmıştık. Benim orada dediğim her şey doğru çıktı. Oytun kardeşimizin dedikleri doğru çıkmadı. Şimdi bu evet ama biz nasıl benzetme yapayım ki şimdi o hani çok özür dileyerek bu şey. Lütfen haddimi aşmak için. Biz çok affedersiniz de sokak köpeği değiliz. Sokak köpeği değiliz. Alt benliğimizde bir takım hayvansal dürtüler olabilir. Hı hı. Erkeğin doğasında vardır. Buraya kadar doğru. Ama onun üstünde it dediğimiz. Ama onun üstünde korteksin, beynin üst benliğinin bir inhibisyonu var. O da onu sosyal ve ahlaki filtreden geçiriyor. Evet, dürtü olarak benim de içimden bir takım dürtüler, fanteziler, şeyler gelebilir. Normaldir. Her erkekte testosterona bağlı doğaldır. Ama önemli olan bir bilgece ve ahlaki açıdan doğru davranıp o dürtüleri varsa onlarla yüzleşip onları temizlemek ve daha düzgün, mümkünse eğer, hiçbir şekilde iddialı konuşmuyorum, tek eşli ve daha yaşantıya gayret etmek bence işin doğrusudur. Dürtü olarak Oytun kardeşime katılıyorum ama icraat olarak hani o zaman bunu biz mazeret gösteririz. Bir de ne yapayım, benim doğamda var, onunla da yaptım, bununla da kalktıma döner iş. O yüzden ben topluma mesaj verirken toplumun maneviyatına ve ahlaki değerlerine de saygılı olarak konuşmayı tercih ederim kendi adıma. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim Ender Bey. Çok değerli bilgiler verdiniz. Birçok insanın verdiğiniz hem psikolojik hem yaşamsal hem de sağlıkla ilgili bilgilerden faydalanacağını düşünüyorum. Bugün sevgili Ender Saraç bizlerleydi. Çok keyifli bir sohbet geçirdik. Bundan sonraki sohbetimizde görüşmek üzere.